Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Doğal Bahçe hesabımı takip edebilirsiniz Instagram'dan. Bugünkü videomuzda muzumuzun meyvesini göstermek istedim. Şöyle. İlk senesinde meyvelerini verdi arkadaşlar. Ana bitki ölmüştü. Kışın. Daha doğrusu baharda öldü. Sonra onun yavrusu böyle büyüdü. Ve meyvelerini verdi. Ve ayrıca meyve vermeden önce de kendi yavrularını tekrar verdi. Zaten muz yavrularından sürekli ürüyor. Şöyle. İki tane yavru verdi. Musa ve Lutina. Yani pembe muz arkadaşlar. Şöyle daha da meyvelerini veriyor. Tabii şu an şunlar çiçekleri arkadaşlar. Daha sonra o çiçekler olgunlaşacak. Ve tamamıyla meyveye dönecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an tamamıyla pembe değiller. Tamamen olgunlaştıkları zaman pes pembe bir renk alıyorlar. İlk çiçeğini açtığı zaman da tüylü oluyor. Şu an belli olmasa da tüyleri var. Şöyle. Üzerinde de bayağı bol meyvesi var maşallah. İnşallah tadına bakacağız. Bu doğal bir muz türü arkadaşlar. Yani vahşi bir tür. O yüzden bol çekirdekli. Zaten normal muzlar da bol çekirdekli oluyor da onları erkenden hasat ettikleri için içinde çekirdek küçük kaldığı için hissedilmiyor. Çekirdeği büyük oluyor. O yüzden pek fazla yetiştirilmiyor bu tür. Ancak tadının güzel olduğu söyleniyor Musa ve Lutina'nın. Biz de inşallah meyvelerini tamamen olgunlaştırırsa deneyeceğiz. Şu anlık olgunlaşıyorlar. Şurada da zencefil ve zerdeçallarımız var. Zerdeçal hasat ettik. Videomuz da var. Onu da izleyebilirsiniz. Bunlar zerdeçal. Şu da zerdeçal arkadaşlar. Şu arkadaki de zencefil. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Zerdeçallar bol verimli. Zencefilleri şu ana kadar üretmeyi başaramamıştık. Yani birkaç kere üretmiştik ancak ölmüştü. Sonradan. Şimdi tekrar üretebildik. İnşallah yumrularından da üretebiliriz tekrar. Zerdeçallar zaten her sene yumrularından üretebiliyoruz. Daha önce de alıp kullanmıştık kendi zerdeçallarımızdan. Gerçekten güzel oluyorlar. Zaten çok da faydalılar. Evet, muzumuzla videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bayramımız mübarek olsun.